Sahip çıkan sadece Mesudiyeli Serdaroğlu Mustafa Bey ve bu ordulu olarak orduya belki o tarihte o da ayrı bir kaza zannediyorum. Sonradan Mesudiye bize bağlanmıştır. O sahip çıkıyor. Çoğu kişi karşı çıkıyor. Burada lüzumsuzdur bu il diyor. Hatta o gün için kaza Giresun'a bağlanması konuşulur. Uzun hikaye. Sonuçta bir gazetecinin yaktığı bir ışık ve kıvılcım orduyu il yapıyor. Bunu da söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Bundan sonra orduda bir basın müzesini inşallah o günlerden bugünlere gazetecileriyle, gazeteleriyle, matbuatıyla bulabildiğimiz bir basın müzesini inşallah hep beraber hayata geçiririz. Basın müzesi demişken bu müzenin de yer alacağı bir basın sarayını sizlerle paylaşmak isterim. Eğer ben 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanı olursam, 2019'da değil ama 2019'da yerini projesini hazırlayıp 2020-2021 yani mesela ordunun il oluş tarihi 2021, o gazetecinin orada payı var. 2021 yılında ordunun da 100. il oluş yılında inşallah biz basın sarayımızı sizlerin hepinizin çok rahat çalışabileceği mekanların olduğu her birinize ait bir basın sarayını basın müzesiyle birlikte ordumuzda hayata geçirmeyi ben hayal ediyorum ve 9 Mart'taki projelerimiz arasında da sayacağımız basın müzesini sizlerle paylaşmış oldum olacak bir şey. Ben ülkemi seviyorum, ben ilimi seviyorum. Bunun da ifadesi ülke sevgisi, ordu sevdası olarak duvarlara, billboardlara yazıldı, yazılmaya devam ediyor. Daha önce ben ordumu seviyorum, yurdumu seviyorum diyordum. Onu da aynen devam ettiriyorum. Ve değerli dostlar, bizim birlikte yapabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Sizin sıkıntılarınız bizim de sıkıntılarımızdır. Ne yazarsanız, nasıl yazarsanız yazın. Ben herhangi bir beklenti içerisinde değilim. Objektifliği, basın ahlak ilkelerini uygulamamız benim arzumdur. Onun ötesinde bir şey istemek yanlışlıktır, haksızlıktır. Zaten siz de onu yapacak değilsiniz. Kimseye de yapmanızı tavsiye etmem.